Birazdan Ankara'dan Özgecan Özgenç'le arkadaşımız bağlanacağız ve ne olabilir Ankara'da, mecliste neler olabilir? Yeni anayasa çalışmalarında bu yakınlaşmanın etkisi ne olur? Ama en önemlisi muhalefet bu olaya ne der? Şimdi bakıyoruz, demin Vahap Coşkun'la konuşurken söylediğim gibi Dem Parti geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından bir öz eleştiri yaptı ve CHP'nin liderliğini yaptığı muhalefet bloğuna angaje olmanın yanlış olduğunu karar verdi ve kendilerini bir üçüncü yol olarak tanımladı. Yani Cumhur ve Millet İttifakı'nın, ki Millet İttifakı kalmamıştı ama diyelim ki o bloğun dışında üçüncü bir yol olarak tanımladı. Daha sonra yerel seçimler öncesinde AK Parti ile bir takım temasları olduğunu biliyoruz ama anlaşamadılar. CHP'ye daha yakın pozisyon aldılar ama kendi adaylarıyla birçok yerde girdiler. Kendi bölgelerinde oy aldılar, belediye başkanlıkları kazandılar. Ve ilk Van'da yaşanan kayyum girişiminde CHP başından itibaren Dem Parti'nin yanında yer aldı. Hakkari'de de aynı şekilde. Ama onun dışında CHP uzun bir süredir kendi içine kapandı, iç tartışmalarla uğraşıyor ve Kürt sorunu konusunda herhangi bir açılım, açıklama vesaire yapmıyorlar. Dolayısıyla burada bir sorun var. Şimdi Özgecan'la da buna özellikle konuşacağız. CHP bu yeni döneme ayak uydurabilecek mi? Evet, Özgecan Özgenç arkadaşımız Ankara'da. Evet, soru bu. Şimdi Özgecan, Özgür Özel Güneydoğu'ya gidecekti. Bir şekilde iptal oldu. Şimdi evet, bu ay sonunda tekrar gitmesi mi bekleniyor? Rüşen Çakır Ağustos ayında planlanmıştı bu Güneydoğu gezisi. Diyarbakır, Batman ve Mardin'e gidecekti. Özgür Özel'in tam da ayağını kırdığı süreç için planlanmıştı. Ayağını kırdığı için yine iptal olmuştu. Bu ay sonunda 23-27 Ekim tarihlerinde bu gezinin yapılması bekleniyor. Hatta rotada biraz uzamış. Diyarbakır, Mardin ve Batman'a Van, Şırnak ve Hakkari de dahil edilmiş. 5 gün boyunca 6 önemli merkezde il başkanlıklarını ziyaret edip orada temaslarda bulunmasını bekliyoruz Özgür Özel'in. Şimdi bu tabii ki bu Devlet Bahçeli'nin uzattığı elin ardından gelmesiyle beraber okunacak. Bir tür CHP'nin Kürt açılımı gibi gözükecek. CHP şu ana kadar Kürt meselesi konusunda ne söyledi? Net bir şekilde bir politika görüyor muyuz? Yani bölgede bir etkisi olduğunu biliyoruz. Büyük şehirlerde Kürtlerden oy aldığını da biliyoruz. Ama kayyum meselelerinde Dem Parti'nin yanında durduğunu da biliyoruz ama onun ötesinde nasıl bir perspektifi var CHP'nin? Rüşen Çakır, CHP'nin aslında Kürt bölgelerinde, Kürt illerinde sizin az önce bahsettiğiniz ikinci parti olmasında Özgür Özel'in belki de genel başkan olduktan beri tutarlı olmasının etkisi var diyebiliriz. Net bir Kürt sorunu açılımı veya Kürt sorunu olarak tarif edilen meseleye ilişkin politika geliştirmiş olduklarını şu an için söylemek belki mümkün değil, ancak Özgür Özel Türkiye İttifakı vurgusu üzerinden her zaman Kürt demokratların da yanlarında olduklarını ve Kürt demokratların da CHP'nin yanında olduğunu aslında vurguluyor. Senin de vurguladığın gibi hem kayyum süreçlerinde hem de genel başkan olduğundan beri yerel seçim öncesinde ve sonrasında da kayyum politikalarına, tutuklu bulunan Kürt siyasetçilere, Selahattin Demirtaş özelinde uygulanmayan AYM ayım kararlarına tepkisini göstermekten çekinmediğini söyleyebiliriz şimdiye kadar. Ancak bir politika hattı olarak Kürtlerle ilişkileniyor mu onu bilmiyoruz. Sadece Dem Parti ile şeffaf ilişkiler kurmaya çalıştıklarını biliyoruz ve iktidarın bu konudaki 14 Mayıs seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu'nun iktidarın hedef alması noktasında bunu şu anki CHP'ye yapmasına alan bırakmadıkları yönünde bir iddialar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Bahçeli önce el uzattı. Ondan sonra önce dendi ki ya işte olur meclisin açılışı, böyle şeyler olur, ama salı günü grup toplantısında dedi ki bu böyle rastgele bir şey değil, bilinçli bir adımdı dedi ve bayağı vurgulu bir şekilde bir şeyler söyledi. Dem Parti'nin Türkiye Partisi olmasını istediğini söyledi ki daha önce biliyorsun bunların maaşını keselim, kapatalım falan diyordu birden. Ve Erdoğan da bunun devamını getirdi. Şimdi nasıl bir hava var? Dem Partililerin yaptığı açıklamalarda genellikle kapıyı açık tutuyorlar gördüğümüz. Bugün grup başkan vekilleri de öyle yaptı. Ayşegül Doğan'la ben yayın yaptığımda o da aynı şekilde. Sırrı sakık hatta daha da ileri gitti falan. Oralarda pek bir sorun yok. Onlar mesajı olumlu almaya çalışıyorlar. Ama muhalefet cephesinde nasıl bir hava var? Mesela sosyal medyaya baktığımız zaman muhalif gibi gözüken isimler, köşe yazarları falan işte Erdoğan Kürtleri yeniden oyuna getiriyor, getirecek gibi uyarılar var. Mecliste de benzer bir hava mı var CHP'lilerde? Tam olarak böyle bir hava olmasa da temkinli yaklaştıklarını söyleyebilirim Rüşen Çakır. Özellikle iktidarın kendi çıkarı olmadan böyle Türkiye milletinin hayrına bir adım atmayacağını ve bu süreçte beklentisinin ne olacağına dikkat edilmesi gerektiğine yönelik sohbetlerimizde CHP'lerin yaklaşımları oluyor. Dem Parti'nin de bu süreçte beklentileri olacağı vurgusu da elbette önemli. CHP açısından burada önemli olan bizim tavrımız. Biz hiçbir partiyi şeytanlaştırmadık derken yine bu yerel seçim öncesinde tutturdukları Türkiye İttifakı sloganı üzerinden yürümeye çalıştıkları bir pozisyon var. Tam olarak sizin az önce yayında da bahsettiğiniz bu Dem Parti'nin şeytanlaştırılması, dün biz onlarla yan yana geldiğimizde bizi kötüleyenler bugün kendilerinin yan yana geliyorlar üzerinden bir siyasetten ziyade AKP'nin bu süreçten nasıl bir çıkar elde etmeyi planladığının, hedeflediğinin biraz sorgulandığı bir pozisyon var diyebiliriz ve topyekun bu sürece şimdilik bir karşı çıkış veya eleştiri getirilmiyor, en azından yüksek sesli bir şekilde getirilmiyor diyebiliriz. Ve bir de şu uluslararası dengeler meselesi kayda değer. Yani özellikle İsrail'in bölgedeki savaş hattını genişletmesi, Erdoğan'ın meclis açılışında İsrail'in hedefinin Türkiye olduğuna yönelik sözleri, bir iktidarın sıkışmışlık pozisyonundan elbette anayasa tartışmalarıyla birlikte Dem Parti ile bir süreç başlatarak veya Kürt hareketiyle bir süreç başlatarak kurtulmayı amaçlıyor mu acaba diye soru işaretleri var diyebilirim. Bir de İYİ Parti kanadı var. Orada biraz daha tepkiler net, yekten bir karşı çıkış söz konusu. Böyle bir sürece sonuna kadar karşı çıkarız. AKP ile Dem yeni bir anayasa sürecine anlaşmışlar anlaşıldığı kadarıyla diyen isimler var. Dikkat çeken bir uyarı dün aslında sosyal medya üzerinden bizim de gözümüze çarptı. Naci Cinisli, önceki dönem milletvekili İYİ Parti'nin ve Akşener'in başkanlık divanında da görev almıştı. Artık parti içerisinde bir yetkisi yok ancak hala İYİ Partili. Şöyle bir iddia attı ortaya. 2023 seçimlerinde İYİ Parti milletvekili listelerinin bu sürece ses çıkarmayacak isimlerin liste dışı bırakılarak oluşturulduğunu öne sürdü. Bugün Mahir Bağış muhabirimiz kendisi ulaştı Naci Cinisli'ye. Bu iddiaların arkasında ne olduğunu, bir veriye mi dayandığını veya Akşener'in Erdoğan'la anlaştığını mı ima etmeye çalıştığını sordu aslında. Akşener mi listeleri bu şekilde organize etti veya iktidarla bu konuda bir anlaşma var mı noktasında Cinisli cevap vermemeyi tercih etti. Ancak listeler oluşturulurken İYİ Parti'nin daha etkin bir muhalefet yapmasını ve önceki dönem meclis hafızasının korunmasına katkı sağlayacak bir liste yapılmadığı eleştirisi sundu. Cinisli'ye hem partinin kurmayları yanıt verdi hem de yine Mahir'in temaslarında ne demek istediğinin anlaşılmadığı belgeleriyle kendilerine bu eleştiri yöneltmesi gerektiği yönünde bazı cevapları da oldu diyebilirim. Muhalefet cephesinin şimdilik bu sürece nasıl yaklaştığını böyle özetleyebilirim Rüşen Çakır. Şimdi burada bir anayasa meselesi var. Erdoğan'ın yeniden seçilebilmek için bir takım hesaplar içinde olduğu ve Dem Parti'yi bunun için ayartmaya çalıştığı yolunda spekülasyonlar yapılıyor. Bu tam olarak nedir? Bir takım rakamlar var. Onlara sen hakimsindir diye tahmin ediyorum. Dem Parti bir şekilde Erdoğan'a destek verirse Erdoğan Cumhur İttifakı'na Dem Parti'nin de milletvekilleri sayısını ekleyince ne elde etmeyi hesaplıyor olabilir? Anayasa değişikliği için referanduma gidecek sayıyı ancak elde edebilir Rüşen Çakır. Mecliste 600 milletvekili bulunurken anayasa değiştirebilmek için mecliste 400 milletvekilinin oluruna ihtiyaç var. Dem Parti Cumhur İttifakı'na dahil olsa, yani bu süreçte destek verse dahi 400 milletvekilini bulamıyor. Yanılmıyorsam 370-380 gibi bir bantta kalıyor, net sayılara bakmak gerek. Ancak 400'ü geçmediğine eminim. Ancak referanduma taşıyabilmek için 5'te 3, yani 360 milletvekilinin evet oyu vermesi yetiyor. Herhangi bir referanduma götürüldüğünde, halk oylaması yapıldığında anayasa değişikliği için Dem Parti'nin desteği hayati olabilir bu süreçte AKP açısından. Cumhur İttifakı'nda, yani meclis açılırken henüz bu işaret fişeğinin Bahçeli'den gelmesi de Cumhur İttifakı'nın bu konuda anlaştığı şekilde elbette yorumlanabilir. Ancak ben o zamanlama için şuna dikkat çekmek istiyorum. Bahsettiyseniz Afsola 2 Ekim'de Sinan Ateş davası karara bağlandı. 2 duruşmada çok hızlı bitti. Temmuz ayında ilk duruşması görülmüştü. 30 Eylül'de başlayıp 3 gün süren bir ikinci duruşmayla karara bağlandı. Bir soruşturma daha olduğu ve bu soruşturmadaki isimlerin MHP ile ilişkili olduğu söyleniyor. Mevcut Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz da dahil. Bahçeli'den uzatılan el tam bu ikinci duruşma görülürken aslında geldi. Bu davanın MHP'ye bir şekilde sıçramaması teorisi de Ankara'da bu yeni çözüm süreci olasılığının iddialarının ortaya atıldığı süreçte göz önünde bulundurulması gerekiyor diye sohbetlerde konu edilen bir şey diye bunu da eklemiş olayım. Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Geçmiş çözüm sürecinin en önemli özelliği meclisin bypass edilmesiydi. Yani ortada bir İmralı, bir Kandil, bir de HDP vardı. Bir de tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardı. Buralarda yapılan görüşmelerle bir şeyler yapılmak istendi. Sonra akil insanlar heyeti Anadolu'ya gitti vesaire ve sonuçta Dolmabahçe'de 28 Şubat açıklamasından sonra Erdoğan masayı dağıttı. Ve o tarihte CHP'nin en önemli itirazı gelin bunu mecliste yapalımdı Kemal Kılıçdaroğlu döneminin. Şimdi gördüğümüz kadarıyla sanki meclis merkez alınacak gibi bir şey olacaksa, tabii ne olur ne olmaz bilmiyoruz ama meclis alınacak gibi, ki bu da CHP'nin en önemli argümanlarından birisi. Bu meselenin yeri meclistir. Sanki iktidar da o noktaya geliyor gibi. O zaman meclis gerçekten bu konuda seferber olup bir şeyleri değiştirebilir mi? Tabii ülkede başkanlık sistemi olduğunu da biliyoruz ama meclis hakikaten bunu üstlenebilir mi? Meclisin şu ana kadarki performansı çok düşük gördüğümüz kadarıyla. Performansı, ayrıca Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle muhalefetin sürekli eleştirdiği, bir de meclisin zaten işlevsizleştirdiği ve güçsüz kılındığı bir sistemde mecliste bunun tartışılması ne getirir gerçekten önümüzdeki süreç gösterir. Şu an onu tahayyül edemiyorum. Ancak hem CHP'nin normalleşme adıyla başlattığı süreç, AKP'nin yumuşama deyip daha sonra normalleşmeyi benimsediği süreç, bu meclis tatile girmeden önce geçtiğimiz yasama yılında Numan Kurtulmuş'un başlattığı anayasa turları gerçekten bir diyalog zemini işlese de işlemese de, bir sonuca varılsa da varılmasa da böyle bir zemin oluşturulmaya çalışıldığı izlenimini bizde yaratıyor Rüşen Çakır. Bugün Erdoğan'ın bir açıklaması oldu yine, sırf annesinin konuştuğu dili konuştuğu için zulme uğrayan insanlardan bahsetti. Geçtiğimiz hafta grup toplantısında keza Bahçeli'nin tokalaşmasına sahip çıktı. Dem Parti'ye onun da çağrıları oldu. Hem Dem Parti açısından hem de CHP açısından kapıların kapatılmadığı da bir süreç var. İYİ Parti'deki görüşten bahsettim ancak CHP'de bu kapılar kapatılmıyor, ancak şöyle bir şeyin de altını çizmekte fayda var. Özellikle yeni anayasa tartışmalarını sorduğumuzda biz CHP'lilere, bizzat Özgür Özel'e, mevcut anayasaya uymayan iktidarla masaya oturmayacağının altını çiziyor. Bunu geçtiğimiz aylarda Kurtulmuş'la görüşmeleri sırasında biraz daha esnek söylüyordu, ancak en son 1 Ekim'de Özgür Özel'e bu soru sorulduğunda oturmayacağım bu koşullarda masaya diye net bir şekilde de aslında altını çizdi. O zemine muhalefeti çekmek için iktidarın vermesi gereken tavizler olacak muhtemelen bu süreçte. İktidar bunu verir mi? Mecliste bu diyalog zemini bu tavizlerle kurulabilir mi? Onu da yine bekleyip göreceğiz. Özgecan, çok teşekkürler.